Ali Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ne demek, rica ederim. Siz de buralara kadar geldiniz. Bizim için büyük bir keyifti. Sizleri ziyaret etmek, hoş bulduk. Sefa tekrar. Getirdiniz, sağ olun. Sağ olun, hep beraber ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Ali Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz. Tabii. Ben 27 yaşındayım. 1991'de Şanlıurfa'da doğdum. Sektör ailemde benden önce süregelen bir yapı içerisindeydi zaten. Biz bunun içerisinde büyüdük. Baba mesleği aslında evet, biraz da. Evet, baba mesleği. Dede, baba. Ondan öyle gelmiş. Fakat bizimki daha çok yedek parça kısmındaydı. Üniversiteyi finans okuyarak bitirdik. Ama sevdiğimiz iş olarak ve Urfa'da bunu şeffaflık ilkesine dayandıran bir boşluğu gördük ve sektördeki açıklığa giderdiniz. Evet, bu açıklığı gidermek için girdik. Buradan da babaya da selamlarımızı gönderelim. Onlara da destekleri, emekleri şüphesiz her zaman arkamızdalar. Çok büyüktür diyelim. Harika, biraz burayı tanıyalım. Kaç yılında kurduk, neler yapıyoruz burada? Burayı tanıyalım. Burayı çok değil aslında. 2017 Mart ayı gibi kurduk. Burada neler yapıyoruz? Burada yenisi gibi ikinci el dediğimiz araçlar satıyoruz. Burada sattığımız araçlar %100 TÜİTÜRK onaylı işletmelerden onay alıp buraya gelen araçlardır. Buradaki araçları alan insanlara uzun vadede rahat bir konforlu yolculuk yaşatabilecek araçlar temin ediyoruz. Her bütçeye hitap etmeye çalışıyoruz. İlla ki kaçırdığımız boşluklar oluyor. Fakat bizim her zaman ilkemiz her kesime evet diyebilmektir yani. Ama biz de araç alırken bazen uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. Peki biz ne yapmalıyız? Bir araç alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor sizce? Bir araç alırken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle farklı platformda aracın taban ve tavan fiyatlarını araçların kriterlerine göre tespit etmeliyiz. Bu fiyatları tespit ettikten sonra güvenilir satıcımızı bulmalıyız. Nasıl bulacağız bunu? Bunu bulurken satıcıları araştırarak, gerek internet ortamında, gerek bulundukları kooperatiflerde ve sitelerde araştırarak bulacağız. Ondan sonraki işlemler ise aracın ekspertiz noktaları da olur, hasar tespitleri olur, kilometre, bu çok önemli, kilometre orijinal. Çok oynanıyor değil mi? Çok oynanıyor. Yani bu aşırı bir noktada ve bizim de başımıza geliyor. Bizim de şu an öyle bir araçtan dolayı uğraştığımız birkaç ayrı mahkeme dosyamız var. Evet, yani bu da sıkıntı. Ya bunlara dikkat edilmesi lazım. Bunu özellikle insanların bilmesi lazım. Bunu çok da kimse söylemiyor. Evet, burada biraz da aslında vicdani duygular, biraz dürüstlük önüne çıkıyor anladığım kadarıyla. Yani ama işte vicdan ne yazık ki parayı arkada maalesef duran bir şey olmuş artık. Yani para herkes için her şeyden en önemli şey olmaya başlamış. Birinci sıra maalesef. Evet. Yani burada PTT'nin bir protokolü var. PTT'nin imzaladığı bir protokolle artık cep telefonu uygulamasından araçların kilometresini sorgulayabiliyoruz. İnsanlar mutlak surette araçların şasi numaralarıyla, plakalarıyla değil, bunu sorgulayarak almalarını tavsiye ediyorum. %100 bunu yapmak durumundalar yani. Evet. Sizin hizmet verirken kriterleriniz neler? Yani olmazsa olmazlar? Bizim hizmet verirken kriterlerimiz, olmazsa olmazlarımız yok. Neden yok? Çünkü talepler bitmiyor ve bitmez de. Her insanın farklı talepleri olabilir. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Hizmet verirken tabii ki gündemi yakalamaya çalışıyoruz. İşte fiyat, kalite, performans açısından uygun araçlar, işte bunların belli başlı markaların öne çıkan amiral gemisi dediğimiz evet araçları vardır. Onlardan sürekli çalışıyoruz. Üst segment birazdan. Üst segment oluyor. Orta olabilir. B segmenti, C segmenti, segment evet hepsinde ama böyle bir anlayışımız da var. Müşterimiz bizden sipariş ederse biz bu aracı da temin ediyoruz. Yani özel bir istek olabilir. Ben 2015 model, şu renklerde, şu aracı, şu kilometreye kadar kazaya karışmamış, karışsa da bir iki iş vesaire sıkıntı değildir. Bunu da yapabiliyoruz yani. Arz talep meselesi. Aynen öyle. Hiç kimseye yok demiyoruz. Yani önce hizmet, ondan sonra ticaret evet diyoruz. Evet. Severek yapıyorsunuz işinizi, yaşıyorsunuz İşi yani. Otomobille iç içesiniz. İç içeyiz evet. Yani sanayi içerisinde, motor taşıtı içerisinde geldik. Esasen ben mali müşavir adayıyım. Mayıs ayında diplomam, ruhsatımı alabilecek durumda olacağım fakat
bu sektörde evet, devam ediyorsunuz. Böyle gözüküyor. Sevdiğiniz evet. işi yapıyorsunuz evet. ki daha da çok ileriye tırmanmak açısından diyelim. Evet. Peki hedeflere ulaşabildik mi Ali Bey? Yani evet daha bir sene oldu. Belki çiğ burnundayız ama mutlaka bir hedef koydunuz kendinize siz de. Kısa vadeli hedeflerimize ulaştık çok şükür. Bu hedeflerimizi güncelleyerek arttırıyoruz. Çıtayı daima yükseltiyoruz. Tabii bunun uzun vadedeki karşılığını da alacağız. Öyle görünüyor. İnşallah da yolumuza bu şekilde devam ederiz. Biz de bu yolda başarılar ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buradan son olarak sizi sevenlere Şanlıurfa'ya tüm Türkiye'ye olarak tanımak istersiniz. Son sözlerimizi alalım. Röportajımızı sonlandıralım. Son olarak bizi destekleyen, alışveriş yaparak ya da yapmayarak bizim bir şekilde reklamımızı ve bizleri tanıtmak için bir şeyler yapan insanlara teşekkür ederiz. İyi ki varlar, iyi ki yanımızdalar. O zaman biz de herkesi buraya davet edelim. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye herkesi, de her şey ticaret değil. Her şey, her konuda herkesi bekleriz. Evet, herkesi asil oturuya buradan davet edelim. Evet. Ben vermiş olduğunuz her bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun.